fuar gezimizde standları ziyarete devam ediyoruz. Şu anda kum firmasının standına geldik. Yanımızda firmanın bölge sorumlusu Eren Erber var. Kendisiyle kum hakkında konuşacağız, fuar hakkında konuşacağız. Oldukça da çeşitle katılmışlar bu seneki fuara. Ben arkamda balya makinesini görüyorum, toprak işleme ekipmanları, yem karma makineleri, birçok ürünle gelmişler Karayivli'deki fuara. Eren Bey, öncelikle merhabalar. Merhaba. Fuar hayırlı olsun diyerek başlayalım sizinle. Teşekkürler. Eren Bey, biraz kum firmasını konuşalım. İlk önce kum firması hakkında sizden kısaca bilgiler alalım, daha sonra fuara değinelim. Kum firması ile ilgili şöyle kısaca bir özet geçebiliriz. Kum firması Fransız bir firmadır. 1828 yılında pulluk üretimiyle başlamıştır. Bunun akabinde ürün gamına gördüğünüz ve görmediğiniz birçok ürün gamı eklemiştir. Toprak işleme, ekim, gübreleme, yem karma, balya makinesi gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Biz de buraya elimizde bulunan bölgede gidebilecek, özellikle Trakya bölgesine gidebilecek bütün ekipmanlarımızı getirmeye çalıştık. Evet, tek tek bir sayarsak hangi ekipmanlarla buradasınız kum üyesinde? Burada şu an elimizin altında pulluğumuz bulunmakta, dikrotatörlerimiz bulunmakta. Bölgeye uygun hem havalı mibzerimiz hem de mekanik hububat mibzerimiz bulunmakta. Bunun dışında gübre serpme ünitelerimiz var, gübre serpme makinelerimiz var. Çayır biçme, sıkmalı çayır biçme ekipmanlarımız var. Dikey ve yatay yem karmaları görüyorum ben. Evet, yatay buradaki dikey modeldir. Dikey yem karma modeli getirdik. Bir de büyük karabalyamızı getirdik buraya. Bunun dışında ot toplama tırmığımız var. Bayağı bir çeşitli, evet. Programın başında da belirttiğimiz gibi gelmişsiniz. Peki bir şey merak ediyoruz. Fransız firması dedik, siz ithal ediyorsunuz bu ürünleri. Bu noktada yedek parça ve servis noktasında nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz ya da herhangi üründe bir problem olduğunda bunu nasıl gideriyorsunuz? Bu anlamdaki çalışmalarınız nelerdir? Yedek parça olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun temel sebebi direkt Fransa'ya bağlı olduğumuz için Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, genel merkezimizde çok büyük bir yedek parça depomuz bulunmakta. Bunun dışında ekstrem parçalar olduğu zaman, yani çok acil spesifik parçalar olduğu zaman sadece yurt dışından talep ediyoruz. Bunlar da zaten özel parçalar olduğu için genelde uçak kargo kullanarak, yani mümkün olduğu en kısa sürede tüketiciye müdahale edebilme imkanı sunuyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu sektörde, özellikle tarım ekipmanları alanında en önemli sıkıntılardan bir tanesi yedek parça sıkıntısı. Burada bunu en çabuk ve en iyi bir şekilde gidermek lazım. Hı hı. Bu noktada siz zaten en kısa sürede bu müdahale ettiğini söylediniz. Gezici servis arkadaşlarımız var. Zaten direğiniz sağda. Nerelerine bayrağınız var peki? Sadece bu bölgede değilsiniz elbette. Şu an için hali hazırda Trakya bölgesi, Marmara bölgesi diye bahsedersek Ege bölgesinde hizmet veriyoruz. İç Anadolu'da, Karadeniz'in belli bir kısmında, Güneydoğu Anadolu'da hizmet veriyoruz şu an için. Ama Türkiye'nin her yerine ulaşımımız var. Peki sizinle biraz fuarı değerlendirelim. Bu yılki fuara talep nasıl görüyorsunuz siz? Geçen seneyle biraz kıyaslama yapalım. Fuar bu sene için yavaş başladı. Ancak gene de hareket var. Hafta içi olduğu için diye tahmin ediyoruz. Hani yoğunluk gitgide artacaktır. Hafta sonu daha da, hafta sonu yani cumaya yaklaştıkça daha da ilerleyecektir. Yine de talep güzel. İthal makinelerimiz olduğu için çiftçilerimizden özellikle bazı makinelerimiz hakkında ekstra bilgi isteyenler çok fazla oluyor. İlk günden satışlarımız da başladı. Zaten fuara özel kampanyalarımız da var. Bütün ekipmanlarımız da. Bayimizle birlikte bu. Ne gibi kampanyalar? Mesela fuara özel nasıl bir kampanyamız var? Fuara özel çoğu makinemizde KDV bizden kampanyası yaptık. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında? Onun dışında bölgeye gidebilecek makineleri daha çok sunmaya çalıştık. Hani her modelimizin çok farklı iş genişliklerinde çok fazla modelleri vardır. Evet. Yani Trakya çiftçisine uygun makineleri getirip onlara uygun fiyatlarla sunmaya çalıştık. Sanırım bölgedeki üretilen ürün çeşidine göre hareket ediyorsunuz. Evet. Zaten bölgede özellikle hububat, ayçiçeği, kanola ekimi oldukça yoğun. Ona göre hububat mibzerimizi getirdik, ayçiçeği mibzerimizi getirdik, ayçiçeği ekildiği için. Bölge çiftlikleri için yem karma, büyük yem karma getirdik. Büyük balya makinesi talep gören bir makinedir. Evet, sanırım bu fuara ilk defa mı getirdiniz bu arkamızdaki balya makinesini? O zaman bahsetmişken biraz da bu LCB dediğimiz modelin teknik özelliklerine değinelim. LSB 1290D modelimiz bizim en büyük boy dediğimiz kare balya üretmektedir. 1290 olmasının sebebi 120'ye 90 ölçülerinden gelmektedir. Bunun dışında... Yani iç genişliği mi o üzerindeki? Şimdi kübik değil de, tabii kübik olarak düşünürsek 120'ye 90 ölçüleri vardır. Uzunluğunu oynayabilirsiniz 60 ila 3 metre arasında. Balya boyuyla
oynayabilirsiniz. Genelde Türkiye'de 2.40'lık boy kullanılır. O da tır nakliyelerden kaynaklanır. Bu makinemiz hem yaş hem kuru ot bağlayabilmektedir. Bunun dışında haşbaylı ve haşbaysız dediğimiz seçeneklerimiz vardır. O da kıyıcı anlamına gelir. İstediğiniz kesme boyutunu değiştirebilirsiniz. Bunun dışında ne diyebiliriz? 230 beygir ve üzeri traktörler için önerilir. Yaklaşık 500-550 kiloluk balya paketleri yapabilmektedir. Genellikle büyük yem karma makinelerinde kullanılmak adına büyük balya tercih edildiği için makinelerimiz de bu şekilde rağbet görmektedir. Eren Bey, ben size aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa Karabiyli Fuarı'ndan çiftçilerimize aktaralım. Kun markası, onu Türkiye'deki varlığına çok kısa geçtik. 2012 yılından beri Türkiye'de, yani şu anki şirket itibariyle ve hani bundan sonra da daha fazla yayılımcı bir politika izleme hedefindeyiz. Bununla ilgili saha çalışmalarımız devam etmekte. Bizlere her şekilde ulaşırlarsa biz de çiftçilerimize her şekilde yardımcı olmak için ziyaret edebiliriz. Teşekkür ediyorum Eren Bey. İyi fuarlar, iyi satışlar diliyorum size. Ben teşekkür ederim.